Kıymetli dostlar merhaba. Bugün Alaaddin Tepesi'nin yanındayız. Sizin de gördüğünüz gibi bir saray kalıntımız var burada. Daha önce bir şemsiye vardı bu saray kalıntısının üstünde. Beton bir şemsiye. O şemsiyeyi söktüler. Böyle garip ucube bir şey yaptılar. İyi bir şeyler yapmaya çalıştılar ama olmadı. Olsa da olmasa da biz bununla beraber yaşamaya başlayacağız artık. Gidip gelirken devamlı bunu göreceğiz. Fakat bu ne? Bu bize neyi anlatıyor? İnsanlar bunu bilmiyor. Şimdi ben size bu kalıntının bize neyi anlattığını söylemek istiyorum. Onu buradaki resim üzerinden söyleyeceğim. Burası Alaaddin Camii. Alaaddin Camii arka tarafta. Bu bizim kulemizin olduğu yer. Yani burası. Bu bizim seyir kulemiz. Buraya çizilmeyen şey saray. Bu kuleye bitişik olarak buranın arka tarafında şöyle gelen bir saray var. Selçuklu Sarayı. Şurada bir tane daha kule var. Seyir Kulesi. Saray bu şekilde arka taraftan uzanıyor. Alaaddin Camisi ile saray arasında bir boşluk var. Sultan, burası Sultan Kapısı. Sultan Cumalara özellikle giderken buradan içeriye giriyor. Şurada Sultan Mahfili var. Hemen caminin ilerisinde sağ tarafında bu mahfili hala görebilirsiniz. Gidip orada namazını kılıp tekrar buradan sarayına geliyor. Yani bu kule sarayın seyir kulesi. Saraya bağlı bir kule. Bu kulenin üç tarafında balkon var. Arka tarafı saraya açılıyor. Saraya bitişik. Fakat ön tarafında üçlü mukarnaslı konsolların üzerinde balkon var. Yani şu gördüğünüz gri yapının olduğu yer balkon. Oradan şehri seyretmek de mümkün. Saray olmadığı için arkasında insanlar bunun ne olduğunu çok iyi anlayamıyorlar. Evet, bunu anlatmaya çalıştık. Çok teşekkür ederiz bizi seyrettiğiniz için.